İptal edildi. Sayın Akkaya, hoş geldiniz KRT ekranlarına. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş geldiniz dedim ama aldığımız haberler çok hoş değil gerçekten. Bu konser ya, yasağını evet. Nasıl değerlendirmek lazım, ne dersiniz? Ya aslında çok uzunca bir süredir yasaklarla boğuşuyoruz toplum olarak. Fakat şu anda çok peş peşe gelmeye başladı ve alanı çok genişlettiler. Yasaklamalarla ilgili alanı çok fazla genişlettiler. Son mağdur da ben oldum bu konuyla ilgili. Şimdilik son mağdur. Bekliyor muydunuz? Yani 22'sinde başvuru yapılmış tam da konserden bir gün önce. Bu da bir anlamda şaşırtıcı değil mi? Evet. Hem konserden bir gün önce hem de mesai saati bittikten sonra. Çünkü saat 8 civarında tebliğ edilmiş belediyeye. Biz şimdi yasan gerekçesini, yani resmi evrağı bekliyoruz. Yasal olarak haklarımızı savunmaya çalışacağız. Eğer ne kadar mümkün olacaksa. 3 günden beri zaten bu konuyla ilgili bir kampanya yürütülüyordu benim hakkımda. 2014 yılına ait bir fotoğrafı servis etmişler. HDP belediye seçimlerinde, yerel seçimler için katıldığım bir organizasyonda HDP bürosunda çekilmiş bir fotoğraf üzerinden, işte eski tweetler üzerinden bir kampanya yürüttüler. Çok çeşitli suçlamalarda bulundular. Ben bunları da dava konusu yapmayı düşünüyorum. Yani ne sonuç alabiliriz şu koşullarda bilmiyorum ama bunu yapmamız gerektiğine inanıyorum. Yani şu anda kazanmış gibi hissediyor olabilirler kendilerini ama şarkıları yasaklamaya kimsenin gücü yetmez. Şarkılar çok iyi bir iletişim aracıdır aynı zamanda ve bu iletişim için bir başka hiçbir araca da ihtiyaç yoktur. Ben istediğim yerde, istediğim otobüs durağında şarkımı söyler, yine insanlarla buluşurum. Şimdi kamu düzeni, emniyet ve asayiş gerekçe gösterilmiş. Siz diyorsunuz evet. Ki aslında 2014'te HDP ile çekilen fotoğraflarla bu zemin hazırlandı. O gerekçelere ne dersiniz? Ya gerekçelerin hepsi zaten yasal, yani bir hukuk devletinde gerekçe olamaz. Eğer mesela benim terörle ilişkili bir faaliyetim varsa zaten dışarıda serbest olarak gezmemem gerekir. Hı hı. Yani bu da onların o zaman sorumsuzluğudur yani. Evet. İlkay Hanım, şimdi konuklarımızdan hukukçu Ruşen Gültekin de size bir soru yöneltmek ister. Hı hı, buyurun Ruşen Bey. İlkay Hanım, öncelikle geçmiş olsun diliyorum. Teşekkür ederim Ruşen Bey. Sağ olun. TRT televizyonda bizim öğrendiğimiz kadarıyla izin 22 Ağustos'ta alınmış. Evet. Doğru mudur? Evet. Yani bu başvuru yapıldı kaymakamlığa ve sizin tabii, bu faaliyeti tabii. Gerçekleştirmenize izin verildi mi efendim? Tabii ki GBTM de bakılmıştır zaten o sırada. Şöyle söylüyorum şimdi, bu anlamda aslında siz alınmış bir izne sahipsiniz. Evet. Dolayısıyla aslında o gün size izin verilmeseydi siz şunu yapabilirdiniz. İdare mahkemesine hemen başvurup. Tabii ki. Anlatabiliyor muyum? Mesai aslında saati sizin, bitimine dikkat tabii, çekiyor zaten. Ben oraya gelmek istiyorum. Bir de yani hukuku böyle dolanmak da çok ayıp. Yani son güne bırakıp bu insanların hepsi hazırlandılar. Orada oldular. Ve bir sürü zaman harcandı, bir sürü belki prova yapıldı. Bakın, bir sanatçının vereceği bir hareketten bahsediyorum. Ve son gece, yarın da konser olacaktı değil mi efendim? Evet, evet. Yarın konser olacaktı Ruşen Bey. Bir de şöyle bir şey var. Ben bütün müzik yolculuğum boyunca bu yasaklamalarla çok sık karşılaştım. 10 yıl boyunca bütün konserlerimiz yasaklandı. Ben Kızılırmak'ın da solistiydim. Yani 2000'li yıllara gelene kadar yıllarca konser yasaklarıyla boğuştuk. Hatta şunu bile yaşadık biz. Turne otobüsüyle Mardin'e gidip konserden yarım saat önce yasaklanmasını bile yaşadık. Hangi yıla kadar? Yani devletin kullandığı bu araçlar bize şey değil, yabancı değil aslında bu yöntemler. Ama bu yöntemler hukuk dışı, insan haklarına, ya insan temel insan haklarına aykırı. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Bunun karşısında durmamız gerekiyor. Ben de başka yani bir şeye dikkat çekeceğim. Bu toplumun hep aynı yere varması çok acıklı bir şey. Bizim bir şey yapmamız lazım. Temel insan hakları etrafında yan yana gelerek gerçekten buna dur dememiz lazım. Evet, bir geriye dönüşe dikkat çekiyorsunuz. Bu çok önemli. 2000'li yıllara gelene kadar biz zaten yasaklar bize yani yabancı. Yani 90'lı yıllara döndük. 90'lı yıllara şimdi dönüş. Hukukçu Pınar Acı Bektaşoğlu da bir soru yöneltmek ister İlkay Hanım size. Hı? İlkay Hanım, merhaba. 2000'li yıllardan önce sizi İstanbul Üniversitesi'nde de dinlemiş bir
hukuk öğrencisi olarak o dönemin gerçekten şunu merak ettiğim için soruyorum. Buyurun. Son 1-2 yıl içinde hani AK Parti belediyeleri veya AK Parti beldeleri olmak üzere konser verdiniz mi? Onlarla ilgili de sorun yaşadınız mı? Yani bu yasaklar ne zaman başladı? Sizi çünkü 2014 yılına ait görüntü geçen sene de eğer konser verdiyseniz vardı. Gerçekten ne zaman başladı? Tabii ki ben ülkemizin her tarafında konser veriyorum. Ne zamana kadar? Hiçbir AKP'li belediyenin konserine çıkmadım. Yok, kurumsal olduğu değil. İlk iptal kararı değil mi İlkay Hanım? AK Parti belediyelerinin olduğu ama farklı organizasyon firmaları veya farklı... Tabii ki. Ne zaman? Çıktım yani Türkiye'nin bütün şehirlerinde konser veriyorum. Her sene dolaşıyorum. Bir kere neredeyse bütün şehirleri. Yani AK Parti döneminde yasak ne zaman başladı? Akdeniz'de, Parti... Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Ege'de... En son hangi AK Parti belediyesi yerel yönetiminin olduğu ama X firması tarafından organize edilen hangi konseriniz vardı? Örneğin en son nerede konser verdiniz? Yani galiba AK Parti demeyeyim de kayyumlu bir belediyeydi galiba. Tamam, fark etmez. Tam hatırlamıyorum ama. Yani son bir ay, yani iki ay, büyük şehirler de olabilir tabii, büyük şehirler de. Diyorum. Bir yıl, diğer iki yıl, bir ay, iki ay önce. Örneğin Mardin miydi, Van mıydı kayyumda olan? Diyarbakır'da mesela 2,5 ay önce oldu bir konserimiz. İşte ben de tam buna dikkat çekmek istemiştim. Yani 2,5 ay önce siz aynı İlkay Akkaya'ydınız. Aynı, evet. AK Parti aynı AK Parti'ydi. İçişleri Bakanı aynıydı, emniyet aynıydı. Yani sizce 2 ay içinde değişen ne oldu? Gerçekten merak ettiğim. Yani ben şöyle görüyorum, son dönem toplumun sinir uçlarıyla oynamak, toplumu bu kadar bölünmesi yetmiyormuş gibi daha keskin kutuplara ayırabilmek için bir mekanizma girdi devreye. Ben bunu görüyorum. Ama net bir şekilde şudur diyemem. Ya ben de AK Parti'nin kurumsal aklıyla bir hareket olduğuna inanmayan biri olarak bunu merak ettim. Yani Diyarbakır'da konser verdiren bir devlet anlayışı ve onu harekete geçiren bir AK Parti iktidarı aradan 2 ay geçtikten sonra aynı sanatçıya, aynı Türkiye neden yasak koysun? Yani bunun altında seçim çok geliyor. Böyle seçim geliyor diyor Fatma. Yani biraz acaba bir gerçekten var. Bazı ihbarlar oldu mu? Yani burada konser verirlerse oldu. Oldu. İşte az önce onu anlattım. 3 günden beri yani konserin afişi insan dinleyicilerle paylaşıldığından beri bir kampanya yürütülüyor. Nasıl adlandırayım? Sizi hedefe mi koydular İlkay Hanım? Evet. Sizi hedefe koydular. Belli. Evet. Kim oldukları belli olmayan birileri sizi hedefe koydu. Yani ben burada yani burada yine bir şeyleri provoke eden derin devletin kendi o şeylerinde kalmış bir şey, aynı zamanda iktidarı da zora sokmak adına bir şeyleri harekete geçirmiş olabilir ama bunu yine mazeret olarak kabul etmiyorum. İçişleri Bakanlığı'nın görevi orayı durdurmak, orayı engellemektir. Evet, ama yani sizin hedefe konulmuş olmanız aynı zamanda bu kamu önlemek. Güvenliğini İçişleri Bakanlığı'nın görevi ve saldırganlığı önlemek. Evet. İlkay Hanım, Fatma Yavuz, yazar Fatma Yavuz'un bir sorusu var. Sevgili İlkay Akkaya, çok geçmiş olsun diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu iptal kararını kınıyorum. Ben de aynı öyle sizin gibi düşünüyorum. Yani halkın sinir uçlarıyla oynamak için bu iptaller geliyor. Naçizane bir şey önermek istiyorum. Bilmiyorum yani mantıklı gelir mi? Bugün Twitter'da da biraz gördüm, önüme düştü. Gülşen, işte siz, Aleyna Tilki, Melek Mosso, başka diğer iptaller, festivallerdeki sanatçı arkadaşları tanımıyorum. Yani sadece böyle kınayıp işte yanlıştır deyip gitmeyelim, biz de karşı bir hamle yapalım. Hep birlikte bir demokrasi konseri organize etmenizi rica ediyorum. Yani böyle bir aktif yani bence de yapılmalı. Çünkü bu saldırının karşısında temel insan hakları etrafında birleşen bütün
insanların yan yana gelerek karşı durması kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle çok kalabalık bir katılım olacağını düşünüyorum. Eğer mümkün değilse online de olur. Yani sırf demokrasiyi savunanlar hiç o müzikleri dinlemese bile o gün orada olacaklarını düşünüyorum. Yani buradan çıkışımız hukuk yok evet, olan ben, şu anda bağımsız evet, bir hukuk online yok. Online da yani. Değil. Bence fiziki olarak bir alanda olmalı bu. O da olmalı. İnsanlar evet, birbirini yani hissetmedi yani. Belki Yenikapı Meydanı'nda, belki Maltepe'de böyle kalabalık bir katılımla. Evet. Şu mesajı vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Biz demokrasimize sahip çıkacağız. Siz istediğiniz şekilde insanların özgürlüklerini kısıtlayamayacaksınız. O kalabalıklardan ödleri patlar, emin olun. Çünkü seçim geliyor. O sandık önümüze gelecek. Evet, işte o ihtiyacı orada mesela soracağız. Mesela oradaki tavır ne olur tabii. Ama bu adım atmalıyız. Onu bir kenara onu koydum. Onu yasaklarlarsa. Ama bu da bir yasaklamayla karşılaşabilir. Yenikapı'yı yasaklarsa Maltepe'ye bir sonraki adım Maltepe'ye. Ama devam ederiz. Yani olmazsa Kocaeli, olmazsa başka iller. Yani aynı anda sürekli devam etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Tekrar geçmiş olsun diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun İlkay Hanım, az önce bir şey söylüyordunuz ama bu çağrı ile ilgili olarak yapılmalı evet, mı? Evet, yani eğer bu diyelim bu şekilde bir araya geldik ve bir demokrasi insan hakları konseri yaptık. Bunu da yasaklayabilirler ama çeşitli ya bir hepsinin yerine yeni araçlar bularak bir karşı koyuş sergilememiz gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir şekilde geri adım atmadan bu yasaklamaların karşısında durmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir de şu çünkü var. Bu böyle devam ederse hiçbir özgürlük alanımız kalmayacak. Bir de şu var, bu olacak, yazık ki olacak. Mesela bunu Gülşen'in davasına yaşayacak. Bu davalar ve sizinle ilgili temel hak ve hürriyetlerin keyfi yasaklanmasıyla ilgili mesele yargıya intikal ettireceksiniz. Evet. Ve bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar giden bir süreç olacak. Ve evet. sonuçta Gülşen de bunun gibi hakları keyfi olarak sınırlanan, hukuka, adalete aykırı olarak sınırlanan herkes başvuracak ve sonuçta evet. bir tazminat kazanacaksınız. Sizin orada evet. harcadığınız yakıt parasından, zaman kaybından tutun, kaybettiğiniz her türlü haklarınızı böyle talep edeceksiniz idareden. Çünkü bu çok, evet. çok keyfi bir yasak. Hı. En sonda bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir tazminat olarak gelecek. Ve kim ödeyecek biliyor musunuz bu tazminatları? Halk ödeyecek. Bakın kim ödeyecek tazminatları İlkay Bey? Ben ödeyeceğim. Yani evet, Türk halkı ödeyecek. Yani bu tazminatları, bu kararları verenler ödemiyor. Kim evet, ödüyor? Maalesef. Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesinden biz ödüyoruz. Vergilerimizle ödüyoruz. Size evet. yapılan bu haksız uygulamaların, Gülşen'e ve diğer insanlara yapılan haksız uygulamaların sonuçta parasını Türk halkı ödüyor. O yüzden kimin evet. haddini demek lazım. Ki bu iptal evet, kararından etkilenendi. Buyurun. Türkiye'de yaşayan insanlar açlığın pençesindeler. Çok zor bir durumdan geçiyorlar. Yani bütün bunlar olurken gerçekten akıl dışı bir davranış bu. Bu gündem değiştirme çabası diye bu yorum yapılıyor stüdyomuzda konuşurken de. İlkay Hanım, siz bir sanatçı olarak siz de böyle düşünüyor musunuz? İşte ekonomik tabloyu az önce vurguladınız. Yani ben gündemimizin bu olduğunu düşünüyorum. Zaten ekonomik tablomuz da tam da bu nedenle bu durumda. Hı hı. Bülent gündemimiz Bey, bu yani. Hepsi birlikte bizim gündemimiz bu bence. Hı hı. Bülent Kaya, Saadet Partisi Genel Başkanı, bir sorunuz var mı? Yok, not aldığınızı gördüm. Geçmiş olsun, geçmiş sadece, olsun diyorsunuz. İlkay Akkaya, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız ben için. Geçmiş ederim. Olsun tekrar. Geçmiş olsun. Son sözünüz varsa alalım. Diliyorum. Bu iptal kararı ile ilgili son bir değerlendirmeniz varsa alabiliriz. Yani ben 34 yıla geldi müzik yolculuğumda bu tür olaylarla çok karşılaştım. Benim bir ilkem var, ona çok inanıyorum. Bunu şarkı olarak da söyledim. Yitirme sakın cesaretini, güneşin olsun gönlünde, her şey iyi olacak. Ben kendi yürüdüğüm yolda yürümeye devam edeceğim. Ve bu şekilde mutluyum. Kendimi bu şekilde insan olarak insanlaşmış hissediyorum. Hiçbir güç şarkı söylememi engelleyemez diye düşünüyorum ben. Teşekkür ediyorum hepinize. Çok teşekkürler İlkay Hanım. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz sağ olun. Ve katılımınız için. Sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Şimdi bir araya gitmek zorundayım. Süremizi açtık zaten. Kısa bir ara verelim, devam edeceğiz.